Arkamda duran kutunun içinde ne var? Kendisi bünyesinde dağ bisikletinden yol bisikletine, tur bisikletine her şeyi barındırıyor. Mike Hall tarafından Transcontinental'in organizatörü rahmetli Mike Hall tarafından detaylandırılmış çok özel bir kadro. Bikepacking için birebir safkan bir gravel. Karşınızda Kinesis Tripster AT. Şimdi biliyorum ki birçoğunuz Kinesis markasını bu video ile öğrenecek arkadaşlar. Hemen Kinesis UK firmasından bahsedelim. Kinesis UK İngiltere merkezli bir bisiklet kadro üretim firması. Yol, cyclocross ve gravel bisikletler üretiyor. Kinesis'in en büyük özelliği Kinezyum adını verdikleri kendilerine özel bir alaşım var. Bu alaşımın özelliğine titanyum ve alüminyumdan oluşan bir metal alaşımı bu. En büyük özelliği dayanımının çok yüksek olması. Aynı kromol gibi yüksek dayanıma sahip bir malzeme olması ve bunun yanında titanyumun vermiş olduğu hafifliği ön plana çıkartması. Tripster AT modeline geçtiğimizde en başta şunu söyleyeyim. Üzerindeki AT All Terrain'den geliyor. Yani her yol koşuluna göre tasarlanmış bir kadro olduğunu belirtiyor. Kinezyumdan üretilmiş bir kadro arkadaşlar ama esas özelliği kinezyumdan üretilmesi değil, bana göre Mike Hall tarafından detaylandırılmış olması. Bu kadronun tasarımında Kinesis Mike Hall'la birebir çalışıyor ve bisikletin renginden üzerindeki detaylara kadar tamamen Mike Hall'un, rahmetli Mike Hall'un tecrübelerinden faydalanarak bu kadro ortaya çıkıyor. Örneğin üzerindeki üçüncü suluk direkt Mike Hall'un isteği üzerine konuyor. Aynı şekilde renkleri, iki tane rengi var. Bir sarı, ki ben bu renge hastayım zaten şuradan biliyorsunuz, o yüzden sarı, aslında sarı da değil, fosforlu yeşilini aldım. Bir de Arran Blue denilen, şu anda ekranda görüyorsunuz, farklı bir rengi daha var. Bunlar tamamen üzerindeki detaylar, üzerindeki tasarımlara kadar Mike Hall tarafından detaylandırılmış. Kadroyu kutudan çıkardığımızda içinden çıkanlara göz atmak gerekirse tabii ki kadronun kendisi. Üzerinde ufak detayları, bu cable guide dediğimiz alttaki plastiği, ondan sonra kablo giriş yerleri için kapakları çıkıyor. Karbon maşası çıkıyor içinden. Aynı şekilde furuş takımı ve maşanın parçaları çıkıyor. FSA'nın furuş takımını koymuşlar. Standart olarak koyulmuş bu içine. Bunun haricinde bu bisiklette arkadaşlar quick release yok. Bu bisiklet three axle denilen sokma milli. İçinden Kinesis'in sokma milleri çıkıyor. Kadronun özelliklerine geçecek olursak, dediğim gibi materyal olarak kinezyum kullanılmış. Bu kadro titanyum ve alüminyum alaşımından oluşuyor. Tabii titanyum deyince de tamamı titanyum değil, ufak bir kısmı titanyum. 27.2 çapa sahip bir sele borusu var. Ön tarafa geçtiğimizde alım borusunda konik furuş yatağına sahip. Bu tabii dayanımla alakalı. Keza aynı şekilde dayanıma yönelik olarak quick release, göbeklerde quick release kullanılmamış. Bunun yerine 12 milimlik sokma miller kullanılmış. Kadronun üstüne baktığımızda arkada hem çamurluk bağlayabilmek için hem de bagaj takmak isteyenler için arkada bagaj delikleri mevcut. Aynı şekilde 3 adet şurada, şurada ve burada olmak üzere 3 adet suluk yerimiz mevcut. Şurada dikkati çeken 3 tane suluk deliği var. Bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Eğer kadro çantası, bu bikepacking olayında kadro çantası kullandığınızda buraya kadar geldiği için suluğunuzu biraz daha aşağıya çekmenize olanak sağlıyor. Kadro içinden çıkan maşayla ön tarafta 45 milime kadar, arkada ise 52 milim genişliğe kadar lastik takmanıza izin veriyor. Üzerinde mekanik disk fren bağlantı noktaları var. Fakat bunlar flat mount'lar. Genelde piyasada post mount olarak satılıyor. Bir adaptör vasıtasıyla flat mount mekanik disklerinizi post mount'a çevirebiliyorsunuz. Kadroda bir diğer özellik de kabloların içeriden geçiyor olması. Ayrıca optimizasyon olarak elektronik sistemlere de uygun halde tasarlanmış bir kadro.
Orta göbekte dişli yani BB tarzı orta göbek tercih edilmesi, bu da ince düşünülerek muhtemelen rahmetli Michael tarafından bu istendi. Yani gerçek dünyada her yerde bulunabilecek bir orta göbek seçilmiş. Arka tarafa geçtiğimde arka taraftaki kadro kulağı çok ilgimi çekti benim. Zira biliyorsunuz benim Fuji Tuning'de durduğu yerde düşüp kadro kulağım yamulmuştu. Bunda çok sıkıntı çekmiştim. Bunda değiştirilebilir bir kadro kulağı var ama kadro kulağı gördüğünüz gibi tasarım itibarıyla tamamen düşmeye dayanıma yönelik tasarlanmış. Son özellik olarak kadronun üzerindeki tasarım ve boya beni en çok cezbeden özelliklerden bir tanesiydi. İnce ince düşünülerek Mike Hall tarafından üzerinde bikepacking çantaları varken düşünülerek tasarlanmış bir kadro bu. Bununla ilgili de aşağıya açıklamalara eklerim. Üzerindeki tasarımla Mike Hall'un neler eklediğini siz kendiniz de aşağıdaki linkten, açıklamalardaki linkten bakarak okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Kinesis Tripster AT bu şekilde arkadaşlar. Bu kadro benim için gerçekten özel bir kadro oldu. Bu bisiklet özel bir bisiklet olacak ama bu bisikleti esas özel yapan Mike Hall, rahmetli Mike Hall tarafından tasarlanmış olması. Uzun yıllar biz bu bisikletle birbirimize turlarda yol arkadaşlığı yapacağız. Önümüzdeki haftalarda hep birlikte bu bisikleti toplayacağız. Bakalım hangi jantları kullandım, hangi lastikleri seçtim, hangi seriyi tercih ettim. Hep birlikte toplarken göreceksiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.